Hepinize mutlu akşamlar diliyorum sayın seyirciler. Çay Televizyonu'ndan saygılar sunuyoruz. Bu akşam değerli bir konuğumuzla karşınızdayız. Sancaktepe Belediye Başkanı Sayın İsmail Erdem stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Yoğun bir çalışma gününün akşamında zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Bizler de yapılan o çok güzel çalışmaları kamuoyuyla buluşturmak için sizleri programımıza davet ettik. Tekrar teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. İstanbul'da karlı bir akşam. Sanırım bu gece ekiplerinizin ekstra mesaileri de sabaha kadar devam edecek. Kara özel bir mesai bu tabii ki. Sayın Başkanım, 2016 yılı çok yoğun gündemle geçti. Bir yanda rutin belediye hizmetleri, diğer yanda ise hain darbe girişimi sürecinde belediyenin bizzat organize ettiği, bizzat işte yönlendirdiği, bizzat ev sahipliği yaptığı onlarca demokrasi buluşmaları. Bütün bunlar tabii ki beraberinde Türkiye'nin bir kez daha sıkıntılı bir süreçten darbe almadan geçmesinde önemli unsurlardı ki belediyeleri bu konuda Türkiye'de hakikaten çok ciddi anlamda katkı verdi ki Sancaktepe bunlardan bir tanesi. 2016 yılını önce şöyle bakabilirsek, belediye olarak planladığınız gibi geçirebildiniz mi? Yani yıl bitince ortaya çıkan tabloya baktığınız zaman mutlu musunuz? Yoksa o hain girişim sizin çalışmalarınızda da engel oldu mu Sayın Başkan? Evet, teşekkür ederim. İzleyicilerimizi de saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ayrıca Çay TV Yönetim Kurulu Başkanı'na, yönetimine, şahsınıza da bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun Başkan. Daha önceki farklı zaman dilimlerinde yine Çay TV ile buluşmuştuk. Siz de ekranlar aracılığıyla da başta Karadeniz bölgesi olmak üzere milyonlarca Türkiye'li komşularımızda, Avrupa'da, yurt dışında var olan komşularımızla buluşmamıza vesile olmuştunuz. Evet, sağ olun. Tabii 2016 yılı geride kaldı. Acısıyla tatlısıyla ifadesini kullanalım. Tabii 15 Temmuz darbesi çok haince ülkeyi yıkmak, parçalamak, yani devleti çökertmeye yönelik haince bir teşebbüs ve operasyondu. Ama başta Sayın Cumhurbaşkanımızın iradeli duruşu ve halkımızın da Çanakkale ruhuyla topyekün baş kaldırmasıyla darbe tersine döndü ve darbeciler yenildi. Ülkemize, devletimize geçmiş olsun diyoruz. Tabii 2016 yılında her yıl belediyelerimizin, yerel yönetimlerimizin, hükümetlerimizin yıllık programları, 5 yıllık programları, 10 yıllık uzun vadeli programlar var. 2016 yılı belediyemiz açısından ekonomik olarak bakıldığı zaman artılarla geçirdiğimiz bir sene oldu. Her şeye rağmen, darbe girişimlerine rağmen, anarşi ve terör olaylarına rağmen, ülkemizdeki farklı ekonomik manipülasyonlara rağmen Sancaktepe Belediyesi olarak, yani hedeflerimizin üzerinde 2016'yı bütçe olarak yakaladık ve aştık. Bununla beraber yatırımlar noktasında da çok önemli yatırımlarımız vardı devam eden. Başta Avrupa Dünya Ödülü alan belediye bina inşaatımız şu anda Şubat sonu itibariyle inşallah taşınmış olacağız. Bitim noktasına geldi. Bununla beraber kongre merkezimiz, hastanemiz, kapalı spor salonumuz, yani birçok hizmetlerimiz de devam eden inşaatlar çerçevesinde son noktaya geldi. Yani 2016'da biz dolu dolu yerel yönetimler olarak zamanı kullandık. Ekonomik olarak da hedeflerimizi tutturduk. Yatırımlar olarak da çok bir şey kaybetmedik. Ancak 15 Temmuz gibi bir darbe girişimi olmamış olsaydı, biz bu şu ana kadar tamamladığımız projelere, yapılan yatırımlara, yapılan sosyal eğitim, kültür, sportif faaliyetlere ek ilave projelerimiz olabilir miydi? Mutlaka olacaktı. Çünkü bir tarafıyla zihinsel olarak sizi meşgul ediyor. Zamanınızı alıyor ve özellikle de 27 gün 15 Temmuz'dan Ağustos'un ortalarına kadar da tüm Sancaktepe halkına müteşekkiriz. Demokrasi nöbetinde geceli gündüzlü vaktimizi harcadık. O zaman kayıpları ülkemiz, milletimiz adına gerçek anlamda kayıp gibi duruyor. Ama artık kazanımlar oldu. Çünkü 15 Temmuz darbe girişimi bu milletimizi özüne döndürdü. Bir ayağa kalkışına vesile oldu, uyanışına vesile oldu. Ama ülkemiz üzerine yıllardır kötü emeller besleyen devletçiklere, milletlere, uluslara, kişilere, FETÖ terör örgütü grubuna karşı da
ciddi anlamda bir darbe indirmiş olduk. Herkesin hayalleri yıkıldı, rüyaları kaçmış, bozulmuş oldu. Burada yerel yönetimler olarak 2017'ye yönelik de yarın 2017 bitecek, 2018, arkası 2019'da yerel seçimler var. Ama belediye olarak 8. yılımızı Mart sonu doldurmuş oluyoruz. 2. dönemimizi yaşıyoruz. Allah'a sonu şükürler olsun. 2009'da yola çıkarken ki 2014 seçimlerinde programlarımız çerçevesinde şu ana kadar hedefleri aşarak yürüdük. Gelişimi takip edin diye bir ana sloganımız vardı yola çıkarken. Şu anda Sancaktepe'yi bilenler biliyor. 385 bine yaklaşan bir ilçe nüfusuna sahibiz. Anadolu yakasının orta noktasındayız. Kesişme noktasındayız. Çevre ilçelerimiz elbette birçok belediyelerimizin farklı güzel hizmetleri var. Ama Sancaktepe'nin özellikle mekansal yatırımlarda İstanbul ilçeleri arasında ön sıralarda yer alıyoruz. Sosyal, eğitim, kültür, sanat, sportif faaliyetlerde de yine Sancaktepe her alanda ismini ilçe belediyesi olarak zikrettiriyor. Evet, gerçekten çok zor tabii. Belediyecilik, belediye başkanı olmak, belediyecilikle ilgili faaliyetlerde bulunmak. Hem rutin hizmetler ki onlar da epeyce kendi başına ağır hizmetler, hem de sosyal alanda birçok ekstra görev de çıkıyor. İşte demokrasi nöbetlerini konuştuk. Evet. Orada ortaya çıkan tabloda hem rutin işlerinizi yapacaksınız, hem de ekstra o anlamda organizasyonu tutun ta ki birçok noktaya kadar bizzat dahil olacaksınız. Bütün bunlardan rutin işlerinizin devamı için enerjinizi bölmüş olacak. O anlamda evet. Dediğinizde çok doğru bir cümle, gerçekten iyi bir yaklaşım. Belki de bu hain girişimin bize kazandırdığı bazı avantajlar da var. Herkes o Çanakkale ruhuyla ilgili sadece işte genç nesil okurken, o Çanakkale ruhunu okuyarak anlamaya çalışırken bizzat yaşamış oldular. Ama şu açıdan ben çok mutlu oldum. Belediyelerin bu kadar hızlı organize olabilmiş olmaları, bu kadar hızlı sahaya hakim olabilmeleri gerçekten sevindirici. Hasan Bey, burada şunun altını çizelim. Belediyeler dinamik bir yapıya sahip. Ya biraz önce işte gündeme girmeden ne dedik? Kar yağıyor. Evet. Allah'ın bereketi lütfudur. Her damla yağmur kar olsun. Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna, tüm canlılara, nebate verdiği bir rahmet. Buradan istifade edeceğiz. Ne dedik? Belki bugün sabaha kadar da nöbet tutacağız. Neden? Şu anda Fen İşler ekibimiz, diğer belediyemizin koordinasyon ekibi ayakta. Yollar tuzlanıyor. Kar birikintileri kürünüyor. Yarın sabah buzlanma olmasın. Sabah erken saatte herkes işine yürüyecek. Otobüs durakları başta olmak üzere kaldırımların, yolların açık tutulması esas. Yani bizim belediyecilik anlayışımız klasik belediyecilikten çok farklı. Yani asfalt yapan, kaldırım yapan, altyapı yapan belediyeler olmaktan bizler çıktık yıllar önce. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994'teki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki açmış olduğu bir çığır vardı. Bize vermiş olduğu bir yol haritası var. Onun için 24 saat ayaktayız ve şu anda Türkiye'nin en dinamik kurum kuruluşları içerisinde, yani yerel yönetimler en ön sıralardan bir tane yeri işgal eder. Çünkü çok yönlü hizmet anlayışımız var olduğu için, bir tarafta sel felaketine karşı tedbiriniz var, bir tarafta kar felaketine. Evet. Bir tarafta sokakta aç kalan veya işte mağdur olan bir insana karşı el atma refleksiniz var. Diğer taraftan da özellikle araç gereç itibariyle de zengin bir altyapınız var. Motorize ekibiniz var. Bununla beraber yetişmiş insan kadronuz var. Bunlar üst üste alt alta yazdığımız zaman Türkiye'de yerel yönetimler çok önemli bir güç ve Türk demokrasisi açısından da önemli bir faktör. 15 Temmuz darbesinin püskürtülmesinde, yani darbecilerin mağlup edilmesinde, başta İstanbul'daki AK Partili belediyeler, Büyükşehir Belediye'mizi ve Anadolu topraklarındaki yer almış, milli düşünce, milli görüşe, milli şuura, ülke sevdasına, vatan, bayrak, millet deyip canhıraç çalışan belediye başkanları ve ekiplerine ülkemiz şahit oldu. Onun için belediyelerimiz çok uzun vadeli demokrasinin gelişiminin en altyapısını yerel yönetimler oluşturuyor. Çünkü demokrasi yerelde başlar, yerelde yaşanılarak taban tutar. Onun için yerinden yönetimi önemseyen bir yerel yönetici olarak diyoruz ki ülkemizde demokrasi gelişecekse
yerel yönetimlerin güçlenmesi lazım. Onun için de demokrasiye vurulmak istenen darbeye ilk karşı duranların başında da yerel yönetimler geldi ve başarılı olduk. Evet. Şimdi tabii ki 7 yılı bitirdiniz Sayın Başkan. Evet. Sancaktepe'de gerçekten birçok şey değişiyor. Yani bunu burada yaşayanlar da görebiliyor. Elbette yapacak çok iş de var. Yani bu da bir gerçek. Ama yükselen değeri Sancaktepe İstanbul'un. 7 yılın sonunda baktığımız zaman neleri daha çok değişmiş olarak kamuoyuna aktarırsınız? Yani Sancaktepe'de ne değişti? Ne yaptık 7 yılda diyoruz. Tabii 3 tane belediyeyi biz teslim aldık 2009'da. Belde yönetimlerin imkanları malumunuz sınırlı. Bizden önceki dönemlerde görev yapan belediye başkanlarımıza ben teşekkür ederim, şükranlarımı sunuyorum. Ama ilçe statüsüne geçtikten sonra halkın beklentileri daha yüksek ve çıta atlatmanız sanki her gerekir. Şey birdenbire değişecekmiş gibi evet, algı. Elinizde bir sihirli değnek var, ilçe belediyesi oldunuz. Artık bugüne kadar çok güzel işler, hizmetler yürüdü ama şunlar da yapılamadı. Bir an önce bunları tamamlayın. Tabii öncelikle imar planlarıyla biz yola çıktık ve 5 ay içerisinde İstanbul Cumhuriyet tarihinde görülmemiş yüksek bir operasyonel harekette 5 ayda imar planlarımızı hazırladık ve uygulamayı dahil ettik. Ve 7 yıldır da imar uygulamalarımız devam ediyor. Her şey imar çerçevesinde, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülüyor. Kaçakla yapılar artık bitti. Şu ana kadar 3400 eski binayı yıkmışız, yerine yeni binalar üretmişiz. Sadece 2016 yılında 2023 inşaat ruhsatı projesi onaylamışız ve 2023 ruhsat vermişiz. Bu Anadolu yakasında bizler Sancaktepe Belediyesi olarak 5 yıldır en ön sıradayız. Anadolu yakasında 14 belediye var. 14 belediyenin içerisinde 5 yıldır en fazla inşaat ruhsatı veren belediyeyiz. Bu şu demektir. Sancaktepe'de 3400 eski bina yıkılmış ama 10 binlerin üzerinde bina olarak bina yapılmış ve şu ana kadar da yaklaşık 80 bine yakında bağımsız bölüm inşaat yapılmış. Evet. Bu sene vermiş olduğumuz inşaat ruhsat sayısı 2023 derken ekranlar başında izleyen çok sayıda Karadeniz kökenli hemşehrilerimiz, dostlarımız vardır. İnşaatçı onları iyi bilir. 2023 inşaat ruhsatının metrekare alanını söyleyeyim sadece. Kapalı alan olarak 4 milyon metrekare inşaata tekabül ediyor. Kapalı alan metrekare imalat. Bugün ortalama İstanbul'da bir metrekare ortalama bodrum katlarıyla kullanılan katları koyarsak 1200-1250 lira metrekare birim fiyat var maliyet. Yaklaşık 5 milyar liralık bir yatırım maliyeti var. Özel sektörün bir yıllık. Bu şunu getiriyor. Sancaktepe zenginleşiyor. Sancaktepe imar yönüyle imar disipline kavuşmuş. Hem çevresel görünümü, estetiği olan depreme dayanıklı güvenilirli binalar yapılıyor. Çevreci bir plan anlayışımız vardı. Gerçek anlamda donatıları fazla, yeşili bol, okul alanları, sağlık alanları, sportif faaliyetler yapılacağı spor alanları olmak üzere donatı alanların çok geniş olduğu bir plan gerçekleştirmiştik. Açılan yeni yeni bulvarlar, dikilen on binlerce ağaçlar, yüz binlerce gül fidanları, çalı türleri bunları toprakla buluşturarak çevreci zengin görünümlü, depreme dayanıklı ve günümüz çağdaş hem mimarisine uygun hem geçmiş bizim kendi medeniyet değerlerimizde Selçuklu Osmanlı mimarisiyle özdeşleşen yapılar da üretmiş olduk. Belediye olarak başta hükümet binamız, kongre merkezimiz, 3 tane kapalı spor salonumuz, 3 adet yüzme havuzumuz, diğer seminer salonları, bilgi evleri, 27 tane eğitim kurumları, 27 adet aile sağlık merkezleri, diş hastanesi, 400 yataklı devlet hastanesi, bilim deney merkezi, gençlik merkezleri, engelliler dinlenme evi. Yani şu anda bir çırpıda sayamayacağımız yüzlerce eseri ürettik ve Sancaktepe'ye kazandırmış olduk. Yani bizim göreve geldiğimiz zaman şu idealimiz vardı. Sancaktepe'de oturan 7'den 70'e her komşumuz, çocuklarımız, gençlerimiz, ebeveynler de dahil olmak üzere yaşamı içerisinde ihtiyaç duyduğu her türlü mekansal hizmet alımlarını kendi bölgesinde yaşayarak sağlanmış olsun. Özel okul lazımsa istemediğimiz kadar özel okul var. Sayısal olarak söyleyeyim. Evet. Çok büyük marka özel okullar var. Devlet okullarımız var. Diş hastanemiz yapıldı. 60 diş hekimi çalışıyor. 400 yataklı araştırma eğitim hastanemiz inşallah akşam sabah açılacak. Doktorlar, hemşireleri bekliyoruz.
3 tane olimpik yüzme havuzumuz var. 3 tane olimpik kapalı spor salonumuz var. 4. spor tesisimiz güreş 25 Şubat'ta şurada bir ay sonra teslim alıyoruz. 2 tane stadyumumuz var. 100'ün üzerinde parkımız, bahçemiz var. 155 dönüm orman parkımız var. Yani Sancaktepe'de bir genç sinema izleyecekse, tiyatro izleyecekse Sancaktepe'de var. Sempozyum, konferans, seminer izleyecekse Sancaktepe'de mekanlar spor hazır. Spor keza. Spor yapacaksa, yüzecekse, basket oynayacaksa, futbol oynayacaksa Sancaktepe'de her türlü tesisleşmeye açık yapılar. Ve o tesislerde de şu an Sancaktepe'de ortalama program dahil içerisinde 36.500 Sancaktepe'li vatandaş spor yapıyor. 16.100'e yaklaştık. Şu anda İstanbul görüntülerde yakaladı zaten şu anda. İBB'den çok, sonra en fazla lisanslı sporcuya sahip bir ilçeyiz. Yani Türkiye'de lisanslı sporcu sayısı itibariyle çok büyük yüzyıllık kulüpleri 3 büyük, 4 büyük Trabzon eklersek sayısal olarak lisanslı sporcu sayısı itibariyle onları geçmişiz. İBB'den sonra 2 numarayı Sancaktepe olarak. Yani biz insanımıza... Böyle bir misyon mu biçtiniz Sancaktepe Belediyesi'ne spor anlamında, spor tip faaliyetler anlamında? Yoksa kendiliğinden bir başladınız ve kartopu gibi büyüdü, bu noktaya mı geldi? Yoksa planlı bir şey miydi? Şimdi yola çıkarken Hasan Bey bizim ideallerimiz vardı. Sancaktepe eğitimin merkezi olsun. Sancaktepe kültürün merkezi olsun. Sancaktepe sanatın merkezi olsun. Sancaktepe sporun merkezi olsun. Şu anda altını çizerek söylüyoruz. Mekansal yapı itibariyle Sancaktepe... Bu 4 ana temel taşında tesisleşme noktasının İstanbul standartlarının çok üzerindeyiz. Ve özellikle de spora, eğitime, kültüre yönelik hassasiyetlerimiz var. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Eğer bir ülkede gençleri eğitime, kültüre, sanata, spora yönlendirirseniz ve bunlara adaptasyonu sağlayıp da çocukları meşru zeminde tutabilirseniz o ülkede terör olmaz. O ülkede kargaşa olmaz. O ülkede gençler arasında kavga olmaz. Huzur olur, barış olur, paylaşma kültürü yaygınlaşır, her insan kanaat sahibi olur, hayata pozitif bakar, insana saygı, sevgi, muhabbeti de öğrenir. Bunlar da bizim temel hedeflerimiz ama Allah'a şükür ediyoruz. Şu ana kadar her alanda sporun çok farklı dallarında iyi bir noktaya geldik. İnşallah Sancaktepe Belediye Spor takımımız malum futbolda var notlarında 3. ligdeyiz. Çok iyi gidiyor. Çok iyi başladınız. Şu anda lideriz. Evet. Arada madde laf açılmıştı konuşalım. Hakikaten çok İnşallah. İyi gidiyoruz. Bu sene ben de takip ediyorum. Evet. Puan durumuna bak diye her hafta bakıyoruz maçlarına. İyi gidiyor. İnşallah 2. lige çıkacağız. Evet. O bizim hakkımız diyoruz. 2. lig. Ayrıca bu sene Türkiye Ziraat Kupası'nda da gruplara kaldık. Orada da şanssız kurallar çektik. Maalesef. Kasımpaşa, maalesef. Rize, İnegöl. Evet. Tabii Kasımpaşa ve Rize bizi 2 maçta da yendiler. Rize'ye de maça gittik. Orada 4-1 yenildik. Burada 1-0 yenmişlerdi. Tabii her iki kulübümüze de başarılar diliyoruz. Rize'ye, Kasımpaşa'ya. Süper Lig takımlar. Biz 3. Lig takımıyız. Ama Rize, Kasımpaşa gruplardan çıktı. Biz 3. olduk. İnegöl'de 4. sırada kaldı. Şüphesiz elbette sembolik olarak anlamı var kupa maçlarında ama evet. Ligdeki hedefiniz daha önemli diye daha düşünüyorum. Önemli. Şampiyonluk için şüphesiz. Evet. Ki ayrı bir hava katacaktır Sancaktepe ilçesine. Yani bu sene 8. yılımız. 7 yıl 3. ligde top oynadık. Ama bu sene diyoruz ki Sancaktepe'nin hakkıdır. Yeter artık diyorsunuz. 2. ligin en iyi takımlarından birisi olacağız inşallah. Evet. İnşallah. Bu arada tabii değişim hakikaten parlayan yıldız tanımlamasını kullanmak haklısınız. Çünkü birçok yeni alan, birçok yeni bölgede mimari olarak da ortaya güzel tablolar çıkıyor. Hatta uluslararası ödül de aldınız bu anlamda. Gayrimenkul ödülleri anlamında 3 eserden 6 dalda ödül almıştınız. Bunu kamuoyunda haberlerde takip etmiştik. Bunda tabii ki özellikle uluslararası bir yarışmada bir organizasyonda derece almış olmak önemli. Sanırım kıstasları mı çok sağlam, kriterleri mi çok sağlam belirlediniz başlangıçta? Ödüle giden yol nasıl ortaya çıktı? Teşekkür ederiz. Burada bizim yola çıkarken kamu binaları olarak üreteceğimiz eserlerin bizim mimarimize, geçmiş medeniyet değerlerimize uygun olması, yani geçmiş kültürümüzde buluşmasını arz etmiştik. Ve çizilen projeler, şu an imalatı yapılan, hizmete giren birçok projemiz de gerçek anlamda ödüle layık. Burada
Belediye binamız ekranlarda da geçti. İnşallah Şubat sonu taşınmış olacağız. Avrupa Gayrimenkuller Ödül Yarışması'nda... Bu arkadaşlarımdan rica ediyorum. Ödül alınan görüntüleri de verebilirsek. Evet. 5 yıldızlı bir kategoride değerlendirildi. Hem estetik dış mimari hem de iç mimari olarak kullanım işlevsel özellikleri itibariyle dünya karmasına bırakıldı. Dünya karmasında da yine ödülü aldık. Belediye binamız hem Avrupa Gayrimenkuller Ödülü hem de dünya karmasında büyük ödüle layık görüldü. Burada Selçuklu Osmanlı günümüz mimarisiyle bütünleşen mükemmel bir eser oldu. 78 bin metrekare düz masaüstü gibi bir alan içerisinde bunu. Yani havadan görmeyenler havadan görsünler fotoğrafını. Çünkü hakikaten çok bambaşka bir görüntü çıkıyor. Evet. Yani etrafı da güzel ama üstten bakınca muhteşem. Hakikaten çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Muhteşem bir görüntü. Bu da iç avlusunu görüyor şu anda. İç avlulu 25 metre çatı yüksekliği var. İçerisi çok aydınlık. Mükemmel bir eser oldu. Erbakan Külliyesi Necmettin Erbakan hocamızın adına yapmış olduğumuz güzel bir muhteşem eserdi. Onda 25 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Erbakan Külliyemizin açılışını yaptık. O da çok muhteşem bir eser. Selçuklu mimarisi, burada ekranlarda da görüyoruz, 25 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanımız açtı. Burada 70 bin kapasiteli kitap kütüphanesi var. Kütüphane 70 bin eser alıyor. 4 tane kıraathanesi var, 20 tane dersi var, seminer salonları var, güzel bir camisi var. Bir arka cephesine de müftülük ek olarak ekledik. Müftülüğe bir yer ayırmıştık. Muhteşem bir eser oldu. Bu eser de Avrupa Gayrimenkuller Ödül Yarışması'nda yine 5 yıldızlı eserler kategorisinde değerlendirildi ve ödüle layık görüldü. Bir başka eserimiz de Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi. Bunu da 2013 yılında Sayın Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ Bey açılışa gelmişlerdi. Bu da tamamen bir Osmanlı konağı. Evet. Yani burada Safranbolu evlerinden de esinlenmiştik ama ülkemizin birçok yerinde Osmanlı dönemi 1800'lü 1900 yıllarda yapılan konaklardan hatta İstanbul Boğazı'ndaki yalılara adeta benziyor. Osmanlı döneminden kalan bir muhteşem eser. Mavi Marmara gemisinde şehit düşen Furkan Doğan kardeşimizin, merhumun, şehidimizin adını, genç kardeşimizin adını vermiştik. Burası tamamen gençlere özel bir mekan. 9000 metre arsa içerisinde. Bu üç esere Avrupalı yüksek mimarlar jüri heyetinde oy verdiler. Neden bu üç eser ödüle layık görüldü? Bunu şöyle iki cümleyle söylersek, bu eserler kimlikli eserler. Bir anlam ifade ediyor. Yani 4 tane kolon diksek de camla çevirseydik plazalar gibi bir anlamı var mıydı? Evet, hiçbir anlamı yok. Yoktu ama burada Selçuklu, Osmanlı ve Osmanlı'nın son dönemi mimari özelliklerini taşıyan bir medeniyet alıntısı var burada. Bir tarafıyla insan ruhuna hitap eden, yani insanı cezbeden bir estetik anlayış var. Şehit Furkan'a gittiğiniz zaman, Necmettin Erbakan Külliyesi'ne o iç avluya girdiğiniz zaman dünyadan kopuyorsunuz. Tamamen bir eğitim ve irfan yuvasına girmiş gibi oluyorsunuz. Ve hele hele Erbakan Külliyesi şurada 30-40 yıl üzerinden geçse ziyarete gelen ilk defa gören birileri der ki bu 1200'lü yıllarda Selçuklulardan mı kaldı? Ama diyecekler ki Selçuklular İstanbul'da yoktu ama bu eser nereden geldi? Yani böyle bir latifelerle inşallah karşılaşmış şimdi, olacağız. Türkiye'deki binlerce vatandaş yurt dışına gidiyor. Oradaki tarihi eserleri imrenerek takip ediyor. Oysa farklı, onlarca medeniyetin ev sahipliği yaptığı topraklardayız şu anda. Biz belli bir dönem özellikle o kadar çok hor kullandık ki bu tarihi eserleri. Şimdi yeni yeni işte bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın çok ciddi katkısı var. Önem veriyor. En azından olanları korumaya, olmayanların yerine de yenilerini yapmaya başladık ki belediyeniz bu anlamda hakikaten çok güzel eserler ortaya çıkarttı. Gelecek kuşaklar da onu görebilecekler. Selçuklu yapılarının bizzat canlı örneklerini görebilecekler. Aynen. Yani burada biz ecdattan kalma ayak izlerini yaşatmaya gayret ediyoruz. Ecdadın ruhunu gençlere vermeye gayret ediyoruz. Ve gençlerimiz kendi kendine de bu yapıları sorgulayabilir. Yani neden böyle bir özellik? Ya böyle bir yapı ne anlama gelir? Ne ifade eder? İnsana ne kazandırır? Burada esas olan tabii göze estetik açıdan bir mimari
güzellik olarak yansıması ama diğer taraftan kullanırken esas hazza alıyorsunuz. Yani zevk alıyorsunuz. Bu Necmettin Erbakan Külliyesi'nde saatlerce otursanız yorulmuyorsunuz. Şehit Furkan'da saatlerce otursanız yorulmuyorsunuz. Şimdi inşallah bir ay sonra taşınacağımız belediye binasında çalışan mesai arkadaşlarımız da dahil olmak üzere o binadan hizmet almaya gelen Sancaktepe halkı da büyük bir zevkle binaya girecek. Dış cephesiyle, iç mimarisiyle, yani her konulan taşı serami net olarak söyleyelim. Tamamen zaten iki yapıda, hem Necmettin Erbakan Külliyesi hem belediye binamız tamamen taş yapı, taş kaplama yapı. Farklı bir güzelliği var. Ne var? Taş var, ahşap var. Yani insan doğasına, fıtratına uygun, evet, malzemeler bunlar. Sayın Başkan, neden gecikme yaşandı yeni binada? Yıl içinde açılması ile ilgili zaman zaman işte konuşulmuştu. Neden 2017'ye sarktı yeni hizmet binası? Şimdi burada ekranda da görünüyor. Burada iç avlusuna bakıyoruz. Hı. Dışı böyle. Bütün yerleşim alanlarında şunun altını çizelim. İnce detaylar var. Yani benim bir yaklaşımım var. Nefsi olarak bunu öne sürmek istemiyorum ama yaptığınız iş yüzyıllara sarih ve gelecek nesillere emanet edilecek şekilde eksiksiz kalabilmeli. Evet. Yani bugün Necmettin Erbakan Külliyesi'ne girildiği zaman ya şu şöyle olsaydı ifadesini şu ana kadar duymadık. Şehit Furkan'a girdiğimiz zaman da o ifadeyle karşılaşmıyoruz. Yarın belediye binasına girdiğimiz zaman da ya bu olmamış, bunu şöyle yapsaydınız. Yani şu anda tüm teknik ekibimiz de başlangıçtan proje aşamasında bugüne kadar yani şu taş nereye konulacak, şu çizgiyi nasıl oluşturalım, şu kullanım alanını nasıl belirleyelim diye çok ince detaylara girdik. Ve 5 yıldızlı bir bina oldu. Avlusunda da Selçuklu yıldızlarını görüyoruz. Yani bunlar hepsi birer simge ama aslında eserin de kıymetini yansıtan çizgiler. Burada sadece dediğim gibi inceledik, sık dokuduk. Yarına bir eksik kalmasın. Biz de geçmiş yıllarda, bugünü kastetmiyoruz ama devlet malı imalatlarda içerisine girersiniz, 6 ay sonra bina eskir. Maalesef birçok örneği var burada. 6 ay sonra şunu da yapsaydık, onu da ilave edersiniz. Sıvanın üzerinden, boya yapılmış duvarların üzerinden kanallarla ısıtma borularından itibaren elektrik kablolarını döşemeye başlarız. Onun için biz burada geriye dönüş olmasın, bir defa yapılıyor. Bu eser betonarme özelliğiyle asgari 200 yıl ayakta kalacak nitelikte, belki 250 yıldan fazla. Sancaktepe halkına 200 yıl asgari yeter hizmet edecek bir bina. 30 bin metrekare kapalı alanı var belediye binamızın ve bugün Türkiye'de böyle bir nitelikli devlet kamu binası yok, özellik itibariyle. O zaman bir gecikme olmadığını söyleyelim. Evet. Sadece rutin işleyişle ilgili, hassasiyetle, aynen, ilgili zaman akıp küçük gidiyor. Küçük bir hata. Evet. Ama şu bir gerçek ki dediğiniz gibi birçok bina maalesef Türkiye çapında kamu binaları dahil olmak üzere açılıyor, ivedilikle açılıyor. Sonrasında ise bir iki ay geçmeden onarımlar, tadilatlar başlıyor. Bu anlamda da tabii ki iyi bir hassasiyet. Şimdi metroyu bekliyor bölgede yaşayanlar. Evet. Üsküdar'dan Sancaktepe'ye uzanan o metro ağıyla beraber trafik konusunda ciddi bir rahatlama olacağı öngörüsü çok yüksek. Metro ile ilgili aslında zaman zaman yaşanan bazı beklemedik olaylar var. Onun için sanırım gecikmenin en önemli noktası buydu. Ama artık yavaş yavaş takvimde netleşiyor. Nedir son durum Üsküdar-Sancaktepe metrosunda? Evet, geçen hafta Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş Başkanımızla görüştük. Yine ulaşımdan sorumlu Genel Sekreterimiz Muzaffer Bey'le de istişaresini yaptık. Yaman Evler Ümraniye Üsküdar arası vagonlar malum raylara indi. Ama Yaman Evler'den Sancaktepe girişi madenler, evet, Çekmeköy kesişme noktası hem 3 ilçenin buluşma yeri aslında. O Kemerdere Köprülü Kavşak sınır noktamız Meclis Mahallesi. Sınır noktası madenler, bu tarafı da malum Çekmeköy. Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, üç kardeş ilçemizin birleştiği noktaya Ağustos ayında Yaman Evler itibariyle ulaşmış olacak. Tabi burada daha evvel, önceki aylar içerisinde tamamlanacaktı. Ancak bazı zemin yani diyelim ki bozukluğundan dolayı
arta kalan zaman oradan eklenmiş oldu. Ama bir özelliği var metromuzun. Şu anda elektromekanik sistemleri üzerine tüm deneyimler ve Yaman Evler Üsküdar Arası deney sürüşleri yapılıyor. Yani pilotsuz, kaptansız, şoförsüz bir metro olacak. Evet. Yani tamamen elektronik sistemle Üsküdar Sancaktepe git gel yapacak. Yani şoförsüz. Şoförsüz bir araç. Onun için de aynen Büyükşehir bizim belediye binamızda yaptığımız gibi dikkatli davranıyor. Yarın ileride herhangi bir hasar, kaza, tedbirsizlikten kaynaklanmasın. Onun için de şu anda test sürüşleri Ümraniye Yaman Evler'den Üsküdar çalışıyor. Ama bizim bölgemize de inşallah Ağustos'ta gelecek. İkinci etap ihalemizde Meclis Mahallemizin girişinden Sultanbeyli'ye kadar, bir tarafından da Yeni Doğan'a kadar 3 Mart'ta ihalesi yapılacak. İnşallah 4 yılda Üsküdar metrosu Sancaktepe merkezden, Samandıra'dan, Sarıgazi'den geçerek Sultanbeyli'ye kadar ulaşmış olacak. Evet, tabii ki özellikle ulaşım İstanbul için çok zor bir alan. Şüphesiz metro bu anlamda ulaşımı rahatlatan unsurların başına geliyor. Bir an önce başlamasını bekleyen çok ciddi bir kitle, evet, olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada insan odaklı projelerle ilgili de çok demeçlerinizi biz duyuyoruz, okuyoruz. Çocuklar, gençler ve bayanlarla ilgili birçok çalışmaya efendim, sizler yer verdiğiniz dönemlerinizde ki vermeye devam ediyorsunuz. Bu alanda sahadaki karşılığını görünce, diyalog kurunca vatandaşlarla, gençlerle, çocuklarla, yaşlılarımızla ortaya çıkan tablo nasıl bir tablo? Sizi sanırım mutlu ediyordur. Evet, yani bütün yorgunluğunuzu alıyor. Çünkü çok, yani hakikaten çok çalışıyoruz. Yer verildi o alanda. Evet, şu anda Sancaktepe ilçe genelinde milli eğitim yaptığım eğitime destek amaçlı 27 eğitim kurumuna sahibiz. 300 çalışan öğretmenimiz var belediye olarak, personel. Yani 300 öğretmeni istihdam etmişiz. Belediyemizin personeli benim mesai arkadaşım ve bunların işi gücü tamamen eğitime, kültüre katkıda bulunmak, çocuklarımıza geleceklerine katkı sunmak. Şu anda bilgi evlerimizde 45 bini aşan ilkokul, ortaokul öğrencilerimiz var. Gençlik merkezlerimizde lise ve üniversite hazırlıkta 16.500'ü aşan gencimiz gençlik merkezlerine kayıtlı. 16.100 civarında da lisanslı sporcuya sahip bir ilçeyiz. Yani insanı merkeze alarak, evet, ama öncelikle gençler ve çocuklar olmak üzere onları hayata hazırlanması noktasında örnek belediyelerden bir tanesiyiz. Bunun yanı sıra ki sosyal yardımlarınız da çok oldukça, evet, fazla. Mesleki eğitim kursları çok sayıda açtık. 10 binlere ulaşan çocuklarımıza, lise mezun çocuklara, üniversitelilere, özellikle sanayide aranan ara eleman noktasında mesleki eğitim kursları açtık. Oralarda da çokça başarılar elde edildi. İşkur'la ortak çalışıyoruz, Milli Eğitim'le ortak çalışıyoruz. Bir kısmına İşkur iş garantili kurs veriyor. Yani orada 6 aylık bir periyotte. Neticede fabrikalarda uygulamalı kurs merkezleri açtık ve şu anda binlerce çocuğumuz iş güç sahibi oldu. Sosyal yardımlaşma noktasında aşevimiz var. Geldiğimiz yıl itibariyle 365 gün açık. Her gün sıcak yemeğe ihtiyaç sahiplerimize, yaşlılarımıza, engellilerimize, yatarak hastalarımıza evlerine kadar sefer taslarıyla ulaştırıyoruz. Ve burada çok büyük dualar alıyoruz. Allah rızası için her öğlen 12-1 arası vatandaşın kapısını çalıyoruz. Sevgi mağazamız var. Orada da ihtiyaç sahiplerine 7'den 70'e ayakkabısından montuna kadar bila bedel hizmet olarak veriyoruz. Engelli dinlenme evi var. Her gün 15 engellimizi evinden alıyoruz. Engelli dinlenme evinde misafir ediyoruz. Kahvaltısını veriyoruz, yemeğini veriyoruz. Spor aletleri, oyun odaları, ders çalışma rehabilitasyon merkezlerinde sosyolog, psikologlu ve uzmanlar tarafından 15 engelliyi akşama kadar orada meşgul ediyoruz. Akşamda aldığımız adrese teslim ediyoruz. Yine ihtiyaç sahibi demeyelim ama şöyle ihtiyaç sahibi, ileri yaştaki, evet, engelli, ileri yaştaki yatalak hasta ve ileri yaştaki büyüklerimiz berbere, kuaföre gidemiyor. Kuaförü berbere evine gönderiyoruz senelerdir. Tüm bilumum temizliğini evlerde kadın erkek ayırmadan yapıyoruz. Ev temizliği yapamayan ileri yaştaki büyüklerimizin evlerine temizlik ekibi gönderiyoruz. Haftalık olarak muhtat ev temizliklerini yaptırıyoruz. Cenaze hizmetleri, evet, aracından yemeğine, ikramına kadar
mezarlık hizmetleri de dahil olmak üzere her türlü imkanı kullanarak cenaze sahiplerine o acılı anında başka bir şey ihtiyaç hissetmesin diye katkıda bulunuyoruz. Engellilerin okula ulaşımı da dahil yapıyoruz. Evde sağlık hizmeti veriyor. Uzman doktorlarımız evlere kadar gidiyor. Hastalar evinde muayene ediyor. Şekerine bakıyor, tansiyonuna bakıyor. Hastaneye gitmesi gereken bir hastamız varsa onu da kapıda bekleyen ambulansla hastanelere götürüyoruz. 4 ambulansımız her gün akşama kadar hastanelere hasta nakil yapıyor. Bila bedel yapıyor tüm hizmetleri Allah rızası için. Ve çokça da hayır dualar alıyoruz. Evet. Hakikaten önemli bu. Çünkü zor zamanlarda insanların bu tip destekleri alması önemli. Onlar da mutlu oluyor. Şimdi birçok projenizden bahsettik. İşte şehirleşmeyle ilgili konuştuk ama tebligat motoröründe ben de vardım. 1915 Çanakkale Panorama projesi. Evet. Hakikaten görkemli olacağına ben de çok inanıyorum. Görenler zaten biliyorlar. Nedir gidişat? Şu anda ne aşamada efendim proje? Evet, malumunuz 2016'nın 18 Mart'ta temelini atmıştık. Muhteşem bir eser olacak. Türkiye'de tek proje, Türkiye'de tek panorama. Orada Çanakkale ruhu var olacak. Çocuklarımıza, gençlerimize, tüm Sancaktepe'liler, İstanbullulara Çanakkale Savaşları'nı yaşatmış olacağız. Gelibolu Yarımadası'ndan Seyit Çavuş'un mermi topa sürmesine kadar şehitlik abideleri, şehitlerimizin yattığı noktalar. Çanakkale'yi buraya getiriyorsunuz. Jonk bayrağı, evet. Siperler, ne varsa Çanakkale'de Milli Park'taki küçültülmüş haliyle burada sergilenmiş olacak parkta. Ayrıca panoramada da 3 boyutlu olarak savaş sahneleri sergilenecek. Yani bir taraftan denizde gemiler yürüyecek, top atışları var olacak. Jonk bayrağında siperlerdeki Mehmetçikler İngiliz'e, Yeni Zelandalılara kurşun atarken orada bunlar canlı olarak canlandırılmış bir şekliyle gençlerimize bunları hatırlatmış olacağız, vermiş olacağız. Panorama gerçekten beni de heyecanlandırıyor. Çünkü hepimiz bu ülkenin insanları olarak Çanakkale ruhuna sahip çıkmamız lazım. Çünkü Çanakkale geçilmez destanını yazan 253 bin şehidimize her zaman rahmet okuyoruz, minnet ediyoruz, minnet duygularımızı dile getiriyoruz. Eğer o tarihlerde Sarıkamış'ta 90 bin, Çanakkale'de 253 bin, yine İstiklal Harbi'nin farklı cephelerinde milyonlara ulaşan şehitlerimiz olmamış olsaydı, biz bugün Anadolu topraklarında var olamayacaktık. Onun için bu geçmişe saygı, tarihe saygı, medeniyet ve kültürel değerlere sahip çıkma sonucu olarak Çanakkale şehitliğini Sancaktepe'ye getiriyoruz. Milli Parkı Sancaktepe'ye kuruyoruz. Ve panoramada gerçek anlamda bir dünya şaheseri diyelim. Çünkü orada 3 boyutlu bir şekilde o Çanakkale Savaşı'nı canlı canlı izlemiş gibi, orada siperde yatar gibi kendinizi hissedeceksiniz. Büyükşehir Belediye'mizin 1453 İstanbul panoraması çok muhteşem bir eser. Orada tarih ve kültür akıntısı var. Evet. Yüksek bir kaynak. İnşallah onun bir muadili de Çanakkale panorama Sancaktepe'de 18 Mart'a yetiştirmeye gayret ediyoruz. Belki Mart sonuna yetiştireceğiz ama referandumdan önce Sayın Cumhurbaşkanımızı da davet ettik. Açılacak belediye binamız, 400 yataklı araştırma eğitim hastanemiz, güreş kompleksimiz, Çanakkale Parkımız, kongre merkezimiz, 155 dönüm orman parkımız var. Şu anda bunları açılışa hazırlıyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız ikinci defa Sancaktepe'de misafir edersek mutlu kalacağız. Referandum öncesi de Sayın Cumhurbaşkanımızın rüzgarıyla Sancaktepe referandumu fersah fersah evet oylarıyla alarak geçmiş olacak. Evet. Hakikaten projeler öyle bir güzel şörene, törene değecek nitelikte. 18 Mart'ta yaklaşmış. Çok keyifli. Evet. Çocuklarımız o şanlı tarihi buradaki bu yeni oluşumla bir kez daha iyi anlayacak. Çanakkale'yi her çocuk görünmüyor, İnşallah. Her genç görünmüyor. İnşallah bu anlamda da çok büyük hizmetleri olacak. Peki bir de özellikle orman alanlarını, mesire alanlarını da çok yoğun şekilde efendim, görebiliyoruz bu anlamda. Var yeni projeleri var diye biliyoruz. Nedir efendim planlamış olduğunuz, hazırlamış olduğunuz yeni mesire alanları ile ilgili düşünceniz? Evet, şu anda 155 dönüm orman parkımız Samandıra, Fatih Mahallesi, Eyüp Sultan Mahallemizin arasında hazır. Açılışa
birkaç gün kaldı diyoruz. İşte Cumhurbaşkanımız teşrif ederse toplu açılış töreninde burayı da hizmete almış olacağız. Burada 330 civarında piknik masası, kilometrelerce yürüyüş alanları var. Kır kahvesi var, çeşmeleri var, mescitleri var. Yani sosyal mekanları var. Güzel çam ağaçları, yani Karadeniz'in yeşil örtüsüyle çamlarıyla yarışamaz ama evet. Karadeniz'in bir yavrusu olarak görelim. Artı doğaya uygun bir yapılaşma, her şey uygun, ahşap. Her şeyle gerçek anlamda ahşap. Zaten ormanın projesi kapsamında, onayladığı proje kapsamında gerçekleştirdik. Barbeküleri var. Komşularımız Sancaktepe'liler rahatlıkla oralarda mangal keyfi yaşayabilecekler. İsterse balıklarını çevirecekler, isterse farklı kırmızı etini orada pişirebilecekler. Ayrıca Şile'de 198 dönüm yine ormandan kiraladığımız, tahsis aldığımız 29 yıllığına muhteşem bir yer daha var. Denize sıfır noktada, hafifte meyilli, aynen Karadeniz, Trabzon'da, Rize'de nasıl denize böyle evet. bakıyoruz. Biraz da meyilli olarak. Şile'de de aynısı. Orasını da gençlik eğitim kampı olarak, izci kampı olarak, yazlık kışlık kullanmaya matuf olarak şu anda projelendiriyoruz. İnşallah Orman Bakanlığı'na da proje onaylattıktan sonra ihaleye çıkarmış olacağız. Orada da 200 yataklı ahşap bungalovlar oluşacak. Diğer tarafta 200 kişilik restorantıyla, 200 kişilik konferans salonuyla yaz kış gençlerimize hizmet verecek güzel bir mekan olacak. Ayrıca Aydos Ormanları bize komşu. Orada 123 dönüm göletimiz var. Abant Gölü gibi masmavi çam ağaçlarının içerisinde bizim mahallemize sıfır noktada. Mülkiyeti de Sancaktepe Belediyesi'nin gölün. Buraya da Büyükşehir Belediye'miz şu anda güzel bir proje yapıyor. İnşallah göletimizi de büyük bir sosyal tesis olarak yapacağız ama esas su sporlarına yönelik evet. Görseli güzel, maviyle yeşil. Alanda müsait bir zaten. Nokta. Evet, alan çok müsait. Evet. Yani ormanlardan istifade ediyoruz. Sayın Başkanım, yavaş yavaş son bölüme yaklaşıyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili totaldeki tablo nedir? Bir de 2B ile ilgili özellikle zaman zaman gündeme gelmişti. Bu anlamda herhangi bir sıkıntı var mı şu anda? Nedir efendim? Evet. Ya bizim şu anda 2B ile ilgili bir sıkıntımız kalmadı belediye olarak Sancaktepe sınırları içerisinde. Sadece donat alanlarında kalan 2B parselleri var. Bu da kanun gereği satılamıyor ama kanun bir başka maddesi de diyor ki vatandaşa tapusunu veremezse Milli Emlak başka yerden arz üretecek, verecek. Onun dışında 2B ile ilgili sıkıntımız yok. Ama kentsel dönüşümle alakalı şu ana kadar 3400 binaya yıkım ruhsatı verdik. Binalar yıkıldı. 3400 adet binaya yıkım ruhsatı verdik. Bu şunu söylüyor bize. Evet, toplu dönüşüme çok giremedik. Yani işte bu mahalleyi ortadan kaldıralım, dönüştürelim. Çünkü bizim arazinin biz göreve geldiğimiz zaman %90'ı tapuluydu. Ve o tapusuz alanlar da mahalle işlerinde kalan parçalı yerler. Evet. Öyle olduğu zaman da toplu dönüşüm uygulayamıyorsun. Şu anda iki noktada toplu dönüşüme hazır alanımız var. Bir tanesi Fatih Mahallesi Çalılık Bölgesi. Bir de Hilal Mahallesi'nde. Onda bakanlıkla görüştük. Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı'yla. Belediye devri noktasında herhangi bir sıkıntı görmüyoruz dediler. Vatandaşlarımızla Rıza'ya binaen görüşeceğiz. Onların da gönlünü aldıktan sonra belediyeye tapulan devralacağız. Topluca bir dönüşüme, modern şehircilik anlayışına uygun bir dönüşüm yapacağız. Ama 3400 bina bu daire sayısı değil. Belki daireye kattığımız zaman 10.000 dairenin üzerine çıkacak. Bina olarak, kütle olarak 3400 binaya yıkım ruhsatı verdik ve yıktık. Bu da İstanbul ilçeleri arasında yıkılan bina, eski bina sayısı itibariyle çok iyi bir rakam. Ama dönüşmesi gereken, yıkılması gereken çok sayıda bina daha var mı? Var çünkü Sancaktepe'nin nüfusu bugün 385 binlere ulaştı. Bir tarafıyla 1960'larda, 70'lerde, 80'lerde özellikle 99 depreminden önce yapılan binalar var. Onlarda mühendislik ölçeği yok, mimarisinde, statiğinde. Ama bir an önce tamamen dönüşmesi lazım ama 5 yıldır da Anadolu yakasında en fazla inşaat ruhsatı veren belediyeyiz. Evet. Geçen yılda 2023 adet ruhsat verdik ve 23.500 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Tabii sonuçta alan geniş. Şüphesiz çok iş var bu anlamda. İnşallah uzun zaman geçmeden
Birçok alanda olduğu gibi bu konuda belediyenizin çalışmalarını görebileceğiz, kamuoyuyla paylaşabileceğiz. Tabii karne tatilinde şu anda çocuklar, gençler, onlar için de şüphesiz Çanakkale panoramayı mutlaka bir kez daha vurgulayalım. Onların bölgedeki okulların çok ciddi anlamda bir gezi programı artık herhalde olacaktır açıldıktan onları, sonra aklıma geldi. Amenna, yani bizim şu anda bilim deney merkezimiz var. Çevre ilçelerden okullarda sıra veremiyoruz. Ki bu panorama İstanbul'a hizmet edecek. Her ne kadar bahar döneminde Çanakkale'ye 3-5 bin, 10 bin öğrenci, insan, komşu da götürmüş olsak yetişemiyoruz. Ama panorama Anadolu yakası merkezinde kaldığı için her gün bence on binlerce komşumuz gelecek İstanbullu. Cumartesi, pazar, yaz dönemi panoramada Çanakkale ruhunu yakalamış olur. Evet. Türkiye referandumu hazırlanıyor. Parlamentodaki süreç tamamlandı. Şimdi resmi olarak takip edilmesi gereken yol için bekleniyor. Türkiye muhtemelen Nisan ayının ilk haftasında bir referandum yaşayacak. Tarihi bir süreç ve bu anlamda şüphesiz evet ve hayır cepheleri ortaya çıkacak. Herkes kendi görüşüne göre neden evet neden hayır denmesi gerektiğini konuşuyor. Ama bugünkü tabloya baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın öncülüğünde yapılan bu evet destekli çalışma oldukça büyük bir yoğunlukla sandıktan çıkacak gibi gözüküyor. Tabii ki seçmenin evet, oyuna kimse herhangi bir ambargo koyamaz ama öngörü bu şekilde. Referandum süreciyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Bir seçim havasında geçer mi? Yoksa hakikaten Türkiye için tarihi bir süreç. Biz referandumu çok siyasallaştırmadan ülkemiz için bir dönüm noktası olarak görmemiz gerekirse. Öncelikli olarak meclisten geçtiği şekliyle hayırlı olsun diyoruz. Şimdi milletin iradesine sunuldu. Ama şunun altını çizelim. Siyasi bir ideolojik bakış açısıyla yaklaşmadan objektif olarak bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir siyasetçi olarak, bu ülkede yerel yönetimlerde bir iş yapan bir belediye başkanı yaklaştığımız zaman başlı başına bir devrim, bir inkılaptır aslında bu. Sessiz bir devrimdir. Halkın kendi kendini dönüştürmesine yönelik bir devrimdir. Yani bize bazı dayatmalar oldu. 1923'ten sonra millet olarak tek partili dönem, arkasından 50'den sonra yaşanılan darbe süreçleri, vesayet dönemleri, 60 darbesi, 71 muhtırası, 80 darbesi, 28 Şubat darbesi, muhtıradan gezi olaylarına geldik, 17-25 Aralık olayları derken 15 Temmuz darbe girişimleri de dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hiç rahat bırakmadılar ve sürekli halkımızı huzursuz ettiler. Ülkemizin yükselişine, devletimizin büyümesine engel olmaya gayret ettiler. Türkiye'deki bu daha ziyade sistem odaklı yanlış uygulamalardan, vesayete teslimiyetten kaynaklanan sonuçlardı. Şu andaki referandum süreci bence ülkemizin istikbali açısından, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de halkın istikrali açısından çok önemli bir milat olacak. Ve ben yürekten inanıyorum ki halkımız kendi geleceğini Allah'ın yardımıyla kaderini kendisi belirleyecek. Sandıktan çıkan özgür iradeye biz saygı duyacağız. Ama yüksek ihtimalle buradan evet sonucu çıkacak. Ama hiçbir zaman evetçi kardeşlerimiz rehavete kapılmamalı. 7 Haziran sendromunu yaşamamalıyız ve ülkesini seven, devletini seven, bayrağına saygı duyan, çocukların istikbalini düşünen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mutlaka sandığa gitmeli ve evet oyunu kullanmalı. Burada sadece ideolojik bir yaklaşımla AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunu böyle istedi de biz tersini mi yapalım diye yaklaşımlar olursa aslında onlar geleceğine bir noktada pranga atmış olacaklar. Çünkü daha özgür bir yaşam biçimi bizi bekleyecek. Daha demokratik bir yaşam. Bir tarafıyla iki başlılık ortadan kalkarken sorumlu bir cumhurbaşkanlığı dönemine gireceğiz. Güçlü bir parlamentoya sahip olacağız. Milletvekillerimiz daha özgür olacak. Meclise kanun teklifleri verecekler. Cumhurbaşkanını sorgulayabilecekler. Cumhurbaşkanı hakkında davalar açılabilecek vesaire. Yani bugünkü sisteme göre daha demokratik bir sistem. Vesayetin tamamen ortadan kalkmış olduğu, iradenin tamamen millete bırakılmış olduğu, söz milletindir ifadesine
tam sahip çıkacağımız bir döneme geliyoruz. Çünkü 5 yılda bir seçim yapılacak. Yüce milletimiz iradesini nasıl beyan ederse sonuç öyle şekillenecek. Onun için halkın iradesinden korkmamak lazım. Çünkü bizim milletimiz yanlışla ittifak etmez. Burada millet olarak kendi geleceğimize sahip çıkacağız. Ve diyoruz ki bu referandum ülke için bir sıçrama noktası olacak. Bağımsız bir Türkiye'nin dış politikada özellikle bağımsızlığımızı son 2008-2009'dan sonra biz devlet politikası olarak ortaya koyuyoruz ve 2009'dan beri de düşmanlar etrafımızda bizi sarmalamaya başladılar. Bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tam anlamıyla ulaşabilmek adına, ekonomik kalkınmış bir ülkeye ulaşabilmek adına, milli geliri 25 bin doları aşan bir ferdi zenginliğe ulaşmak, eğitimde, sağlıkta, sanatta, kültürde ileri yürümek adına referandum önemli, halkın iradesi önemli ve ben yüce milletimizi Kars'tan Edirne'ye kadar hasreten Karadeniz bölgesindeki vatansever vatandaşlarımıza da diyorum ki mutlaka Nisan ayının belki ikinci haftası olacak referandumda sandığa gidelim. Ülkemizin istikbali, çocuklarımızın geleceği adına evet oylarımızı kullanalım. Hayır diyeceklerini, hayır diyeceğiz diyen kitleye baktığımız zaman özellikle ortak bir cümle kullanıyorlar. Diyorlar ki diktatör bir sistem bu. Sayın Erdoğan'ın tek adam olmak için bu yola girdiğini söylüyorlar ve bu anlamda büyük bir kaygıları olduğunu, sistemle ilgili işte cumhuriyetin varlığının içinde bir tehlike olduğunu savunuyorlar. Bu kaygılarla ilgili ki sizler de muhtemelen duyuyorsunuz çok evet. Defa. Nasıl bakıyorsunuz efendim? Bunlar inandırıcı değil. Yani bu kendi kendilerini aldatmaya yönelik bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Eğer diktatörü arıyorlarsa geçmiş tarihe baksınlar. Tek parti dönemine baksınlar. İnönü dönemine. İyi baksınlar. Ezanı bile aslında çeviren, amacından uzaklaştıran bir harekete o gün geriye dönelim. 1950 ile 38 arasına bir bakalım. Diktatörlük aranıyorsa orada. Diktatör arıyorlarsa 60 darbesini yapan Cemal Gülser'e baksınlar. Diktatör arıyorlarsa Kenan Evren'in hatıralarını okusunlar. Diktatör aranıyorsa Sincan'da tankları yürüten, bugün de yaşayanlar var, paşalar var. Onları adres olarak görsünler. Diktatör arıyorlarsa 15 Temmuz'da demokrasiye darbe indirmeye çalışan Amerika'daki FETÖ'ye baksınlar. FETÖ'ye destek veren uluslararası güçlere baksınlar. Antidemokratik güçlere baksınlar. Seçimle gelen hiçbir idareci diktatör olamaz. 5 yılını seçiyorsunuz. 5 yıl sonra halka hesap vermek zorundasınız. Eğer halka tepeden bakarsanız, tahakkümcü olursanız, halkı içe sayarsanız 5 yıl sonra ceketinizi alır gidersiniz. Onun için seçimle gelen hiçbir yönetici dünyanın hiçbir yerinde diktatör olamaz. Ama askeri güçle, parayla, baskıyla, darbelerle iktidara gelenler onlar diktatördür. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik böyle bir değerlendirme yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 94'ten 98'in yarısına kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. 3 Kasım 2002'den bugüne kadar Türkiye'de başbakanlık yaptı ve cumhurbaşkanlığı yaptı. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın halka tahakküm noktasında, dayatma noktasında bir icraatını gördük mü? Hayır. Bunlar sadece ve sadece kendi gelecekleriyle korkuları var, kendi geleceklerinden endişeleri var. Biz bir daha iktidar olamayız, hükümet ortağı olamayız diye endişeler var. Evet, Türkiye istikrar gelecek. Türkiye bir gün hükümetsiz kalmayacak. 3 Kasım 2019'da seçim yapılacak. Pazartesi sabah hükümet kurulacak. İşte batılıların ve içerideki yerli işbirlikçilerin kaçan uykuları buradan kaynaklanıyor. Çünkü ara dönemleri bunlar çok severler. Onun için Türkiye istikrara kavuşacak. Ne düşünüyorlarsa gerçekle bağdaşmayan ama demokratik bir sistem içerisinde halkın iradesiyle kim seçilirse seçilsin diktatörlük yapamaz. Çünkü 5 yıl sonra sandığa gittiği an kendisi kaybeder. Sayın Başkan, son cümle. 2017 yılında da Sancaktepe parlamaya devam edecek evet. Mi? Nedir bu aynen, anlamda? Evet. Yani 2009'da yola çıkışımızdaki işte saatte şu kadar kilometre hızla gideceğiz. O hızımızı kesmeden yola devam edeceğiz. Çünkü
Siyaset uzun bir soluklu iş, yüksek bir ivmeli maratonu koşuyoruz. Burada halk hizmeti her zaman sizden bekliyor. Sancaktepe'nin nüfusu her yıl %8-9 oranında artıyor. Yani 25 bin ile 30-35 bin arası ilave her sene nüfus geliyor. Her taşınan, her eklenen nüfus sizden okul ister, ulaşım ister, sağlık alanı ister, çevre ister ve bilumum ihtiyaçların karşılayacağını ona sağlayıp onu rahat huzur içerisinde yaşamasını arz eder. Siz de tedarik etmekle mükellefsiniz, sorumlusunuz. Çıktığımız başlangıçtaki ideallerimiz, heyecanımız neyse 2017'de de 18'de de 19'da da devam edecek. Sancaktepe halkı hizmetin en güzeline layık. Biz burada hizmet yaparken Sancaktepe'liye yapmıyoruz, sadece İstanbulluya yapıyoruz. Sancaktepe'de ikamet eden Rize'den Trabzon'a, Sinop'tan Kastamonu'ya kadar, Bingöl'den Van'dan Tokat'a, İstanbul Anadolu'nun kendisi aslında İstanbul şu an. Aynen, yani yaz kış İstanbul'a gelen, Sancaktepe'ye gelen on binlerce, yüz binlerce de Anadolu insanları var. İstanbul öyle bir şehir. Yani biz burada sadece Sancaktepe halkına değil, 15 milyon İstanbulluya, aslında 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına hizmet ediyoruz. Bunun da mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Türkler, milletimiz Anadolu'ya girdi, Anadolu'yu İstanbul'a taşıdı. Avrupa'ya getirdi, böyle bir şey de var. Dünyanın merkezi İstanbul. Evet. Evet. Yani adeta İstanbul bugün Anadolu'nun her köşesinden insanları toplayan bir mozaik haline geldi. Bu da bir gerçek. Anadolu'nun özeti İstanbul. Aynen. Sancaktepe'de öyle, Anadolu'nun aynen. özeti. Sayın Başkan, teşekkür ederiz bu yoğun gündeme zaman ayırdığınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Hakikaten 2017 yılına ilişkin heyecan verici projeler var. Temelleri atılmış, bitmek üzere olan, açılışı yapılacak olan ciddi projeler var. Umarız Sancaktepe gelişimini sürdürür. Evet, ben de hasreten başta yönetim kurulu başkanımıza, şahsınıza teşekkür ederken, televizyonumuz ağırlıklı olarak Karadeniz bölgesinde de izleniyor ama benim memleketim İç Anadolu'da da, Doğu Anadolu, evet. Türkiye'mizin İstanbul'un her köşesinde izleniyor. Ama hasreten Rizeli, Trabzonlu, Artvinli, Giresunlu, Ordulu, Karadeniz'in güzel illerinin insanlarına da saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sizlere de başarılar diler, iyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun Sayın Başkan, kolaylıklar diliyoruz. Sayın seyirciler, Sancaktepe Belediye Başkanı Sayın İsmail Erdem'i konuk ettik. Bu akşam programımız içerisinde Sancaktepe'yi konuştuk. Tabii ki Türkiye gündemine de biz bir şekilde bakmaya çalıştık. Haftaya başka bir programda karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalınız.